Gidiyor oğlum, neler çaldık, neler çaldık. Açlık bir yandan, kadıklık bir yandan. Bu çölün kenarında yıkık bir ülke. Tümlü düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız derinler. Bir an düşünün. Toprağımızı parçalamaya, özgürlüğümüzü elimizden almaya can atan bir dünya. Neredeyse bir asır önceydi. Yedi düvelin gözünü diktiği vatanımızın her yerinde akan kan. Vatan uğruna yitip giden on binlerce can. Nüfus 13 milyondu. Bunun 11 milyonu köylüydü. 40 bin köyden 37 bininde okul yoktu. Hastane yoktu. Traktör yoktu. Biçer döver yoktu. Ayçiçeği üretimi yoktu. Şeker üretimi yoktu. Neredeyse ekmeklik un bile yoktu. Memlekette sadece 337 doktor vardı. Sadece 60 eczacı vardı. Fakat sadece 8'i Türktü. Limanlar, madenler, demir yolları yabancılara aitti. Sanayi işletmelerinin %96'sında motor yoktu. 10 işçiden fazla işçi çalıştıran sadece 280 iş yeri vardı. Fakat bunun da 250'si yabancılara aitti. Otomobil sayısı bile 1000'i geçmiyordu. Kimisi Alaturka saat kullanıyor, güneşin battığı anı 12 kabul ediyordu. Kimisi ise zevali saat kullanıyor, güneşin tepede olduğu anı 12 kabul ediyordu. Ülkedeki erkeklerin %7'si, kadınlarınsa sadece %1'i okuma yazma biliyordu. Okul yaşı gelen her 4 çocuktan 3'ü okula gitmiyordu. Bilimden uzak bir toplum yetişiyordu. Ülkede salgın hastalıklar gitgide artıyor ve kayıplar çoğalıyordu. İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan mermi yüklü donanmayla gelmişlerdi. Bir insanı vatansız koymak, ondaki ruhu çekip almaktır. Belli ki ruhumuzu bizden almaya gelmişlerdi. Her şeyi hesaplamışlardı aslında. Tabii bir şey dışında. Bir vatanına, bir de bağımsızlığına dokunursan eğer, Türk'ün kanı bir başka akar. Bunu öğrenecekleri gün gelip çatmıştı. Hiç beklemedikleri bir dirençle karşılaştılar. Yoklukla savaşan bir ülkenin Mehmetçiğinin zaferi mucize kabul edildi. Bunu kabul edenler yanılmıyorlardı aslında. Mucizenin adıysa cesareti ve üstün askeri yeteneğiyle kahramanlık ve gurur simgesi saydığı Mehmetçiğiyle birlikte sadece ülkesinin değil, dünyanın kaderini değiştiren Mustafa Kemal'di. Türk milleti bir inisiyatif aldı. Konu tam da bağımsızlıktı. Millet, vatan aşkıyla, varıyla, yoğuyla canından geleni yaptı. Bu toprağın üstündeki her nefes, nefessiz kalmak uğruna o gün kendi geleceğine sahip çıktı. Başkaları ne der bilinmez. Biz buna cumhuriyet diyoruz.
vatan topraklarını savunmak, bağımsızlığını canı pahasına korumak için işgalcilere karşı onur savaşı veren bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur Cumhuriyet. Olmaz denilenin imkansızın gerçekleşmesidir. Geri kalmış bir ulusun şahlanarak yarattığı mucizenin öyküsüdür. Canla, güçlükle, acıyla elde edilmiş büyük bir zaferdir Cumhuriyet. ...96. yılını kutladığımız Cumhuriyet'i anmak ve anlamak için yaklaşık bir asır öncesini anımsamak yetmez. Bugün onur duyduğumuz Cumhuriyet kazanımlarımızı bu yüzyıldaki gerek ve gerçeklerimizin üzerinde tutmak gerekir. Bu anda büyük Türk milletinin bir tarzı olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir. Daha çok ve daha büyük işler yapmak Cumhuriyeti'nde razımindeyim. Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun. Isparta Genç İş Adamları Derneği.